Değerli seyircilerimiz, Kur'an Ufku programındayız. Hepinize hayırlı akşamlar. Geçen haftaki programımızda Kehf suresine kısa bir giriş yapmıştık. Bu hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam geçen haftaki programımızda neden Kehf suresiyle başladığımızı konuşmuştuk. Siz de ahir zamanla çok sıkı irtibatlarından bahsetmiştiniz. Bu hafta da müsaade ederseniz Kehf suresinin İsra suresiyle irtibatından başlayalım istiyorum. Bu irtibatı kurmak istersek neler diyebiliriz? Evet. Nasıl Kur'an-ı Kerim'in ayetleri birbirini tefsir ediyorsa, aralarında çok önemli münasebetler varsa, bilhassa büyük müfessirimiz merhum Elmalı Hamdi Yazır Hazretleri'nin de üzerinde durduğu bir husus olarak, Kur'an-ı Kerim'in sureler arasında da yakın münasebetler bulmak mümkündür. Özellikle yani arka arkaya gelen sureler. Birbirine arka arkaya gelen de olabilir. Yani bütün sureler arasında da aransa yine o münasebetler bulunabilir. Bilhassa arka arkaya gelen sureler arasında daha yakın münasebetler vardır ki Hamdi Yazır Hazretleri bunların üzerinde durur. Bu sure ile Kehf suresi ile ondan önce gelen İsra suresi arasındaki münasebet fakire çok önemli geliyor. Çünkü bu münasebet biraz meseleyi genişçe üzerine aldığımızda Müslümanların özellikle son bir buçuk asırdır tartıştıkları ve günümüzde İslam'a hizmet nasıl yapılabilir veya bir buçuk asırdır Cebel Meriç için çok hoşuma giden bir sözü vardır. Bozgun akşamlarından, zafer sabahlarından bozgun akşamlarını, bu İslam dünyasının bozgun akşamları nasıl yeni bir zafer sabahlarına menşe olabilir veya ondan önce bir zemin teşkil edebilir, yeniden o zafer sabahlarına ulaşılabilir. Bu konuda karanlık gecelerin nurlu sabahı, evet. Nasıl davranılması gerekir ve farklı hizmet ekolleri arasındaki farklar nedir ve bunlar içinde herkes en doğru benim diyor haklı olarak. Evet. Fakat hani Kur'an bu konuda ne diyor? Bu noktada bu iki sure arasındaki münasebet fakire son derece önemli geliyor. Daha baştan yani bu münasebet adına daha baştan mesela İsra suresi Estaizu billah Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barekne havlehu linirehu min ayatine innehu esamur basir. Yani Peygamber Efendimiz'in miracının Mekke'den Kudüs'e kadar olan ve İsra, yani gece yolculuğu manasında onu ilan eden, onu bize haber veren bir ayetle başlıyor. Evet. Yani tesbihle başlıyor. Tesbih, daha önce üzerinde durmuştuk. Cenab-ı Allah'a ona yakışmayacak. Gerek zatları, zatı, gerek sıfatları, gerek esması, isimleri, gerekse icraatı noktasında ona yakışmayacak. Her türlü işte eksiklik, kusur gibi, her türlü yanlışı reddetme, ona her türlü şirk koşmayı reddetme, ona evlatlar nispet etmeyi reddetme, bu manaya gelir Sübhan. Ya tesbih. Biz de Subhanallah deyince Cenab-ı Hakk'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Tenzih manasına gelir. Ve Kur'an-ı Kerim'de böyle tesbih ifade edildiği yerlerde daha ziyade bu tür şeyler reddedilir. Fakat buradaki ayette böyle bir red değil, Peygamber Efendimiz'in İsra'sı ilan edilmektedir ki bunu başka yerlerde Kur'an-ı Kerim'de görürüz. Mesela Fetih Suresinin sonunda sahabe-i kiramdan Tevrat nasıl bahsediyor, İncil nasıl bahsediyor? Orada birer temsille anlatılır. Tevrat ve İncil'deki temsil, Efendimiz de sahabesinden ilgili temsil, Fetih Suresinin son ayetinde beyan buyurulur. Tevrat daha ziyade bir kanun demek. Yani Tevrat'ta müşahhaslık vardır. İncil'lerde ise biraz temsiller fazladır, mücerretlik vardır. Fakat burada Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'den bahsedilmesi daha ziyade mücerret sıfatlarla anılırken, fakat İncil'de bu defa daha müşahhas anlatılır. Tam tersi aslında. Tersi genel gibi yani, biraz paradoks gibi ama. Fakat bu zaten mücerretle müşahhasın bir arada zikredilmesi, bir manada belagat adına da çok güzeldir. Evet. Yani bir yerde mücerrette kapalılık varsa, temsil müşahhas bunu açık görünür hale getirir.
Bu konu üzerinde Hoca Efendi'nin bir sohbeti vardı. Ben dinlemiştim kendisinden İzmir'de o zaman. Kitaplarına da geçmiştir. Şimdi burada da biraz bunu görüyoruz. Yani tesbihten sonra böyle bir şirki ret. Fakat şöyle bir mana da vardır burada çok önemli. Yani İsra ve Miraç o günden beri kısmen tartışılan bir mevzudur. Bu noktada yani belki anlayamayan insanlar, bu İsra ve Miraç konusunda anlayamayan insanlar, Efendimizin Kab-ı Kavseyn ev Edna yakınlığına kadar ki bizim şu anda bu konumuz değil, o noktaya kadar gidişi ve Cenab-ı Allah'a bir bakıma orada müşahede etmesi, görme demesek bile farklı şekilde müşahede etmesi, adeta zamanın üstüne çıkıp bütün zamanları mesela cennet ve cehennem tablolarını hadislerde ifade eder, bize bildirmesi. Yani bütün bunlar da bir takım Allah ve Resulullah hakkında yanlış düşüncelere de düşürmesin diye Allah-u Alem bu sebeple olabilir. Burada tesbihle başlar. Zaten, Allah'ın buna gücü yeter manası da çıkar mı? Yani götürememekten... Yani bu tür şeylerden dolayı yani böylesi yolculuklar belki tam olarak o yolculuğu gerçekleştiren dışında başkalarının künhüne tam vakıf olamayacağı bütün yolculuklardan dolayı Cenab-ı Allah'a bir takım yani yanlış yakıştırmalar olmasın. Bunu baştan Cenab-ı Allah reddediyor. Bunun yanı sıra zaten ibadet deyince öncelikle bütün ibadetler tesbih, tahmid, tekbir. Yani bunun Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bunda özetlenebilir. Takdis vardır. Biraz bu zaten tesbihe yakındır. Tehlil vardır. Bu da yine hamd ve tekbire hemen hemen yakın manalardadır. Şimdi fakat bakıyoruz buna karşılık Kehf suresi işte ibadetin birer tesbihle beraber hamd. Ekseriyet de zaten bununla tamamlanır. Yani bir yerde şirkiret, her türlü Allah'a marifetine yakışmayan, ona sıfatlarına, zatına, isimlerine yakışmayan her türlü yakıştırmayı ret. Buna karşı Cenab-ı Allah'a bu defa zati ve sübuti sıfatlarıyla onu bize tanıtan, tarif eden sıfatlarını anma. Bu da hamd. Bu ikisi birbirini tamamlar. Dolayısıyla çok yerde Kur'an-ı Kerim geçen de zannediyorum üzerinde durmuştuk İsra suresinin 44. ayeti. Hani ve yemin şey yusebbihu bihi illa bihamdi. Yani Cenab-ı Allah'ı hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat yani sadece tesbihle kalmıyor. Evet. Aynı zamanda hamd de beraber. Bu sure tesbihle başlarken Kehf suresi hamd ile başlar. Yani elhamdülillah. Yani hamd sonuç mu oluyor hocam? En son sonuç değil. Hayır, hamd sonuç değil de birisi hani menfi ifade ediyor, nefi ediyor. Diğeri o nefiden gelen boşluğu dolduruyor, müsbeti ifade ediyor. Önce temizlik yapılıyor bir tahliye yerdeki. Tahliye ve tahliye gibi evet. Hoca Efendi'nin icaz incelemesinin üzerinde duruyordu. Tahliye ve tahliye denilmiş. Kehf suresi ise elhamdülillahillezî enzile alâ abdihil kitâbe. Bu defa orada Efendimiz'in miracı anlatılırken yani Efendimiz'den başlarken İsra suresi, Kehf suresi Kur'an'la başlar. Ve orada hamd vardır. İkisi de zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüyen Kur'an, yani yaşayan Kur'an böyle tarif edilmiştir. Elhamdülillahillezî enzile alâ abdihil kitâbe. Allah'a hamd ederiz ki, hamd Allah içindir ki kuluna, yani burada yine Efendimiz anlıyor, kitabı indirdi. Bakın çok enteresandır. İki burada tarafta Efendimiz'den, da kul deniyor hocam. Evet Allah razı olsun onu söyleyecektim. Evet. Burada da Efendimiz'den kulu olarak Cenab-ı Allah'ın bahsederken burada da Sübhanellezî esra bi abdihi. Yani tesbih ederiz o zatı ki kulunu bir gece yolculuğuyla zaten neyden diyor? Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar götürdü Allah. Zaten münasebet hemen başında kendisini ortaya koyuyor. Öyleyse böylesine çok yakın bir münasebet içerik varsa bu surenin muhtevasına bakarak Kehf suresinin muhtevasına bakarak söylenmesi gereken son derece önemli şeyler var. Bu önemli şeylerin en önemlisi şudur. Bu İsra suresinin bir ismi de Beni İsrail suresidir. Zaten hemen bundan sonra, ilk sureden sonra gelen ayette وَاَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ve Musa'ya da kitap verdik der ve İsrailoğullarından bahseder. Şimdi niye böyle? Şimdi bütün peygamberler Hazreti Adem'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar aynı temel gerçeklerle gelmiştir. Evet. Yani iman, ibadetler yani ve temel helal ve haramlar ve muamelat konularında ve ahlak konularında hiçbir peygamber diğerinden farklı şey getirmemiştir.
Aradaki farklılıklar belki bu peygamberlerin misyonlarının müsatına paralel, yani kapsamına paralel olarak bazısı bunlar üzerinde daha kapsamlı durmuş şartlara göre, bazısı başkaları üzerinde, başka konular üzerinde daha kapsamlı durmuş. Bu mesele de Hazreti Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin 24. sözünün birinci dalında, ikinci dalında, beraber varsa ikinci dalında Reşha, Zehre veya Zühre ve Katre çok güzel bir şekilde izah edilir. Aradaki temel şeylerde hiçbir zaman, yani temel iman, ibadet, muamelat, ahlak esaslarında hiçbir farklılık yoktur. İkinci derecede bazı zamana ve şartlara bağlı ahkamda farklılıklar zaten olabilir. Bazı ayetlerde de hocam sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor. Evet, oruçla alakalı buyurduğunuz gibi namazla alakalı yine görüyoruz. Evet. Hatta aynı namaz gibi mesela yine Hazreti Meryem'e emredilirken Merkev-i Merrakin üzerinde durmuştuk. Evet. Onların namazının rükûnun olduğunu, secdenin olduğunu bazı başka ayetlere baktığımızda da yine görüyoruz. Kıyamın olduğunu da görüyoruz. Şimdi işte bu surede, bu Kehf suresinde, İsra suresinde, bu bana son derece önemli geliyor. İşte İslam'ı anlama, Peygamber Efendimiz'in tebliğ çizgisinde İslam'ı anlama ve günümüzün şartlarında İslam'ı nasıl anlayıp nasıl tebliğ etme, nasıl temsil etme konusunda bu iki sure, biraz İsra suresi son derece önemli. Kehf suresi de burada geçen hafta arz edildiği gibi, adeta burada bir takım verilen kaidelerin müşahhas misalleri olarak orada 3 veya 4 kıssa ile birisi temsildir. 3 kıssa veya bir temsilde bize açıyor onu. Yani mücerred olarak verilen kaideleri burada bunların temsillerini, hayattaki temsillerini bizzat yaşanmış hadiselerle Kehf suresi bize açıyor. Bu son, yani dini anlama, bugün adına anlama adına çok önemli. Şimdi bundan önce bir şeyi arz edeyim. Yani bunu meseleye girerken, şimdi günümüzde de son bir asırdır Müslümanların çok tartıştığı mevzular var. Ve bunlar farklı akımlara sebebiyet vermiş, vücut vermiş. Mesela bunlardan birisi hani devlet, İslam devleti veya siyasal İslam denilen ve İslam'da mutlak bu surette bir devleti öne alıp, yani siyaseti öne alıp İslam'ı bu pencereden yorumlayan önemli akımlar gelişmiş. Son İslam tarihinin yani son döneminde. Oysa Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam bu dört yerde geçer birbirine çok yakın olarak. Bakara suresinde bir Hazreti İbrahim'in duası olarak geçer. Bir de ayrıca burada ayet olarak geçiyor. Âl-i İmrân suresinde zikredilir. Bir de Cuma suresinde zikredilir. Çok az farklılıklar vardır lafzen. Bir peygamberin, bir Resulün misyonu nedir? Bu misyon, bu ayetlerde ifade edilen misyon aslında bize dinin de ne olduğunu tarif eder. Yani İslam nedir ana hatlarıyla bunu bize tarif eder. Evet. Bu esaslar üzerine din binası yükseltilmelidir, yükseltilir. Şimdi bu ayette bunun en yani geniş olanı bu ayetin lafzen. Yani arkadan gelenler yeni metot geliştirmektense burada anlatılanlara. Tabii Kur'an'da, evet Kur'an'da her şeyi takip etmemiz lazım. Evet. Yani her şeyi Kur'an'dan takip etmemiz lazım. Estağfirullah kemâ ersennâ fîkum rasûlen minkum. Ayet böyle başlıyor. İşte diyor yani bu kemâ öncekiyle alakalı, önceki ayetlerle alakalı. Fakat mevzumuz değil. Size, bizzat sizin içinizden, diyor içinizde ve size, sizden bir rasûl gönderdik. Demek ki burada bize, gerçi bu hani dini tarif adına bir esas değil de, fakat son derece bir şey ışık tutuyor bize. Demek ki bir yerde İslam için çalışacak, İslam'ı tebliğ edecek, anlatacak bir insan öncelikle o milletin içinden çıkmalı. Onların kaderini paylaşmış olmalı. Onlarla aynı coğrafyayı paylaşmış olmalı. Hatta bir bakıma aynı tarihi paylaşmış olmalı. Onların dilini konuşmalı. Onların dertleriyle hemdert olmalı. Onların sevinçleriyle sevinebilen, onların içinden bizden biri dedikleri biri olmalı ki Kur'an-ı Kerim zaten çok yerde peygamberlerden bahsederken de mesela kardeşleri Hud'u diyor kavmine gönderdik mesela. Kardeşleri Nuh'u kavmine gönderdik. Kardeşleri Salih'i kavmine gönderdik. Zannederim bunlar peş peşe Şuara suresinde. İşte burada da Kur'an-ı Kerim işte diyor size kendinizden diyor bir peygamber gönderdik. Ben yani, bunu düşünürken hep bir melek değil de insan gönderdik şeklinde anlıyordum. Demek ki böyle bir bakış açısı. İnsan olmazsa ayrıca zikrederiz. Zaten hani biz
Meleklere melekten gönderilir, insanlara insandan gönderilir. Çünkü melekler insanlara rehberlik yapamaz. Yani insan o bütün insanlık hususiyetlerini paylaşacak ki o her meselede örnek diyelim olabilsin. Örnek rehber olabilsin. Evet. Burada işte peygamber gönderildiği kavmin kendi içinden kavminde. Çıkan birisi. İçinden çıkan birisi. Bu önemlidir. Yani peygamberle alakalı önemlidir. İslam'ın her dönemdeki tebliğcilere de bu noktada bence önemli bir husus bu. Ha nedir bu peygamberin? Üç tane misyonunu sayıyor Kur'an-ı Kerim. Bu üç misyon bize dinin temellerini anlatan ve her zaman yani dine bakışta veya din adına hizmet ederken üzerinde bütün diğer her şeyin onun üzerine oturtulması gereken üç misyondur. Bir, yetlu aleyküm ayetine. Size ayetlerimizi okuyor. Ayetlerimizi okuyor. Buradaki aleyküm şeylere girmek istemiyorum. Yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem okuyan Resulün karşıdaki muhataplarından üstünlüğünü evet. ifade ettiği gibi. Aynı zamanda ala üst demektir çünkü yani üst manasına. Aynı zamanda o ayetlerin Cenab-ı Allah'tan gelen şey, Efendimizin okuduğu ayetlerin bir de yüce bir mevkiden geldiğini, çok yüksek bir makamdan geldiğini ve aynı zamanda bunların son derece önemli olduğunu. Evet. Bir başka ayet-i kerimede kavlen sakıyla der Kur'an-ı Kerim için. Bunların ise hakikaten kendilerine çok önem verilmesi gereken son derece ağırlıklı, son derece önemli şeyler olduğunda bir aleyküm de Kur'an-ı Kerim izah eder bize. Mesela ileyküm demiyor mesela bunun evet. gibi. Şimdi ayetine, ayetlerimiz bu günümüzde yine çok tartışılan maalesef mevzulardandır. Bir taraf bilimlerdeki gelişmeleri ki bilimler deneme yanılma yoluyla hep gelişir ve dün doğru kabul ettikleriniz bugün yanlış çıkabilir. Bugün yanlış gördüklerimiz yarın doğru çıkabilir. Çünkü bilimlerde nihai sürekli noktaya bir gelişme var zaten. Varılmamıştır. Yani evet. çok hemen hemen bugün bilimler adına doğru bildiğimiz çok şey teoriden ibarettir. Mesela işte bulutların oluşması, yağmurun yağması, oluşması bunlar dahi teoridir. İspatlanmış şeyler değildir yani. Hiçbirisi şu anda çok az şey bilimlerde ispatlanmıştır. Bunun dışında pek çok şeyler hala teoriden ibarettir. Fakat o teorileri yanlışlayan yeni gerçekler ortaya çıkmadığı için onlar bize doğru gerçek gibi anlatır ama teoridir hepsi yani. Hı. İşte bir taraf buna rağmen Kur'an-ı Kerim'de bu bilimlerdeki gelişmelere bunlar kesin mi değil mi hiç üzerine düşünmeden ayetleri bunlarla hemen tefsir etverme, uyduruverme ayetleri bu bir ifrattır yani kötü bir ifrattır. Bir de bunun karşısında ya bilim nedir, ya modern bilim dediğiniz nedir, teknik nedir? Bir de buna karşı çıkan bir idealistçe, hiç bir temele oturmayan idealistçe günümüzde de hep akımlar var ki, işte bu ikisini dengeleme adına Kur'an-ı Kerim ayetine. Kur'an-ı Kerim'de iki nokta arası bütün cümlelere, Kur'an parçalarına ayet denildiği gibi, Cenab-ı Allah'ın kainattaki bütün icraatına, bütün kainattaki fenomen dediğimiz, olgu diyorlar bugün bunlara evet. yani ne manaya geliyorsa, bütün bu fenomenlere ve insan hayatındaki, toplum hayatındaki her hadiseye de Kur'an-ı Kerim'de ayettir. Ayet işaret demektir. Yani gerek kainattaki her bir şey, her bir hareket ve gerek insan hayatındaki her hadise, insanların hayatındaki ve bir de Kur'an-ı Kerim'in her cümlesi, her iki nokta arasındaki cümle ve cümlecikleri bunların hepsi bize Allah'ı tanıtan, Allah'ı gösteren birer alamettir, birer işarettir. Evet. Öyleyse Hazreti Bediüzzaman'ın buyurduğu gibi Kur'an-ı Kerim nasıl Allah'ın kelam sıfatından gelen bir kitapsa ve bunu ayet diyorsak cümlelerine aynı şekilde kainat ve tarihte Cenab-ı Allah'ın irade, kudret ve meşiyet tarih olarak evet. bilhassa sıfatlarından gelen yine iki bir önemli kitaptır ki bunlardaki de her bir şey yine Kur'an'ın ayetleri gibi Allah'ı tanıtan bir ayettir. Öyleyse bizim öncelikle burada bize düşen nedir? Bir peygambere düşen nedir? Okuyor bunları. Yani bu Kur'an ayetlerine ve kainattaki bütün şeylere, nesnelere, insan hayatındaki hadiselere Allah'ı tanıtan birer ayet olarak onlara bakabilmek, anlatabilmek ve niçin yapılır bunlar? Bunlar da insanların zihinlerini Kur'an ve ayetler çerçevesinde yeniden inşa etmek. Bu son derece önemli. Hocam maalesef zihin inşası. İlmi gelişmeler aslında sanki Allah'ı inkarda da kullanılıyor. Maalesef, bu da işin enteresan. Yani, o bakımdan Müslümanlar olarak bizim kanaat-ı azamca bugünkü İslami bir hizmetin, bilhassa iman ve Kur'an hizmetindeki kardeşlerimizin en nihayet başaracakları ve en zor olan kanaat-ı azamca
dünyadaki bütün ilim mahfillerini Kur'an adına ele geçirmek. Ele geçirmek kötü bir tabir de fethetmek mi diyeyim. Onu da yanlış anlıyorlar. Yani kainat ve Kur'an kitaplarını, insan kitaplarını, tarih kitaplarını barıştırmak. Birbir arasındaki bütün tetabukları görerek, biri de diğerini tefsir ederek, biri de diğerini tercüme ederek anlatabilmek. Bu öncelikle akademisyenlere düşüyor ve ilahiyatçılara düşüyor. O bakımdan akademisyenlerin belli bir Kur'an bilgisine, ilahiyatçıların da ise mevcut bilimlerin en azından temellerine vakıf olması gerekiyor. Ansiklopedik ölçüde en azından. Olarak vakıf olması gerekiyor. Çünkü peygamberin birinci vazifesi Kur'an-ı Kerim ayetleri okumak, bununla bir zihnimizi yanlış kabullerden arındırmak, yanlış bilgilerden arındırmak, zihnimizi Kur'an, kainat ve insan, tarih ve insan bu dört kitabı birbirini tefsir eden, tercüme eden, birbirinin diyelim farklı malzemeyle yazılmış şekli olan bu dört kitabın ayetlerine göre zihinlerimizin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Ha, bu olmazsa İslami hareket hiçbir zaman tam olmaz. İşte bugün hani bir hizmet hareketi diyorum ben, Kur'an'a göre en Kur'an'ı bir hareket. Niye? Çünkü bunun dışındaki ben herhangi bir İslami harekette bu gerek Kur'an ayetlerinin gerekse Cenab-ı Allah'ın kainattaki ve insan hayatındaki bu ayetlerin bir arada mütalaa edildiğini, okunduğunu, okutulduğunu çok bilmiyoruz. En azından mesela Sıntı Dergisi hani bir 79'dan bu yana 35 senedir bu işi hecelemeye, heceliyor en az veya ifade etmeye çalışıyor. Aslında üstadın gösterdiği hedeflerden birisi. Hedef. İkincisi bakın ve yüzekkiküm. Sizi diyor tezkiye ediyor. Bu son derece önemli. Tezkiye 4 veya 5 boyutludur İslam'da. Birincisi bunlardan birincisi nefsi tezkiye. Mesela işte nefsi emmare bir nefis olmaktan, hep kötülüğü emreden bir nefis olmaktan derece derece levvame bir nefis olmaya. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçer yani. Sufiler bunları kendileri uydurmuş değildir. Aynı şekilde mutmainne bir mülhime bir nefis olmaya, ilhama açık hale gelen, mutmainne bir nefis olmaya ve diğerlerini bazıları mutmainden sonra mutmainin şubeleri gibi veya boyutları gibi ararlar veya çok bizi ilgilendirmiyor o mevzu. Arkasından mutmainden sonra raziye, marziye, safiye, zekiye denilen bu şekilde nefis olmaya işte tezkiye de birisi budur. İkincisi kalbi tasfiye vardır. Yani bütün emraz-ı kalbiye dediğimiz kin gibi, kıskançlık gibi, düşmanlık gibi başkalarına, kötülük düşünme, suizan gibi. Yani bütün bunlardan da kalbi tasfiye etmek. Ya bunların hepsine hastalık dediniz değil mi? Kalbi emraz-ı kalbiye denir. Evet. Kalp hastalıkları. Kur'an-ı Kerim'de bu kullanılır. Fî gulûbihim merazun fezâdehumullahu meraza. Ya münafıklar için kalplerinde, o kalplerini böyle adeta çürüten bir hastalık vardır. Allah da tavırlarından, yanlışlarından dolayı o hastalıklarını artırıyor diyor Cenab-ı Allah. Emraz-ı kalbiye denmiş. Ve üçüncüsü ruhu tenbiye denmiştir. Ruhu inkişaf ettirme. Yani cesedin karşısında, nefsin karşısında ruha inkişaf verme. Dördüncü bir tezkiye de maddi temizlik. Bu namaz için çok önemlidir. Bir müminin, kanaat arzen bir müminin yani imanını gösteren işaretlerden birisi de ki hadis-i şerifte var. İmanın bir şubesi diyor. Yoldaki bir takım yolu kirleten şeyleri almak, insanlara eza verecek şeyleri almak. Bir müminin üstü yani vücudu elbisesi kadar ve elbisesi vücudu kadar, evi elbisesi ve vücudu kadar, sokağı mahallesi kendi elbisesi ve vücudu kadar temiz olmalıdır. Yani. Mümin bu temizliği ile, taharet, temizlik İslam'ın esaslarındandır, temellerindendir. Bugün şehre baktığımızda ne kadar mümin olduğumuzda çok açık modern şehirler bize veya olamadığımızı İslam ülkeleriyle net olarak gösteriyor. Evet. Demek ki bir tezkiyemiz yok. Evet. Ve bir tezkiye de budur. Bir diğer tezkiye bu zekatla aynı kökten gelen bir kelimedir. Zekat da malı temizler. Yani malın da tezkiyesi vardır ki bu da zekatla olur. İşte yüzekki hükümde işte peygamber diyor sizi bütün bunlarla temizliyor. Demek ki Peygamber Efendimiz sünnet-i seniyye çizgisinde Kur'an'a göre bir İslami hareketin ikinci bir vasfı bu temizlikleri yapabilecek seviyede olması lazım. Öyleyse bunun hareketin başındaki şahsın Allah'ın ayetlerini bilen bir alim, çok iyi bir alim okuyabilen ve aynı zamanda insanları tezkiye edebilecek savfi manasında çok büyük bir mürşit olması lazım. Hocam evet. Kısa bir ara verdikten sonra devam edelim müsaade ederseniz. Kıymetli seyircilerimiz kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız.